Merhabalar, Silivri Web TV ve Silivri'nin Sesi ortak yayınında bu haftaki konuğumuz Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Sayın Kadir Tokalı. Merhabalar Başkanım, hayırlı cumalar. Merhaba, hoş geldiniz. Başkanım, ilk sorumu Türkiye'nin genel siyasi atmosferi ve genel siyasi iklimi hakkında sormak istiyorum. Nedir görüşünüz? Şu anki ekonomik durum, şu anki siyasi durum, Türkiye nereye gidiyor, neredeydi, nereye geldi ve nereye gidiyor, bu gidişat nereye varacak? Şimdi AKP yönetimi 20 senedir, 20 yıldır iş başında ülkeyi yönetiyor. Gelmiş olduğumuz nokta çarşı pazardan belli. İnsanlar arasındaki ilişkiler de belli. Devlet arasındaki dış politikada ilişkiler de belli. Maalesef hiçbir konuda Türkiye'yi ileriye götüremediler. Daha çok geriye götürdüler. Ülke olarak da, vatandaş olarak da herkes borç sarmalında. AKP'nin tek bir politikası var, faiz, kredi üzerine kurulu. Tamamen küresel sermayenin, güçlerin emrinde. Politikamızı, tarım politikamızı, hayvancılık politikamızın hepsini Avrupa Birliği kanunlarına göre uyarladık. Maalesef işte yakında süt krizi kapıda, gıda krizi kapıda. Genel olarak büyük bir çöküşün, maddi ve manevi olarak büyük bir çöküşün eşiğindeyiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Seçimlere az bir süre kaldı. Bu altılı masa halkımız için köprüden önce son çıkış gibi gözüküyor. Başka bir şeyimiz kalmadı. AKP'nin yönetimi sorunları çözmekten değil, sadece halının altına süpürmekten ibaret. Yani hiçbir konuda Türkiye'yi maalesef ileriye götüremediler. Ne kadar olumsuzluk varsa, İnancımıza ters hareketler varsa hepsinde zirve yaptık. Fakat maalesef tehlikenin büyüğü AKP bu facianın içinde değil, yani farkında değil. Çok güzelmiş gibi büyüyoruz, işte 4.7 büyüdük, 7.5 büyüdük gibi algılarla milletimizi idare etmeye, yönetmeye çalışıyorlar. Dün işte markete gittim, kağıt havlu aldım, 30 liraydı, olmuş 50 lira. Abi dedi, bugün dedi 20 lira zam geldi. Bir kerekte. Şimdi yarın ayın 1'i doğalgaza zam bekleniyor. Akaryakıta tekrar zam bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları zaten bütün enflasyonun sebebi. Savaştan önceki 110 dolardı dünya piyasalarında Brent petrolü. Dolara, mazotu 6 liradan 7 liradan alıyorduk. Şu anda 87 dolara, 100 dolara geldi. Fiyatlar 26 lira, 23 lira civarında. Yani 25'te 23'e düştü. Şimdi tekrar yine petrol fiyatları düştü. Fakat zam bekleniyor. Yani indirim olacağı yerde zam bekleniyor. İşte şeysiz, yani dolaysız vergi. Dolaylı vergi değil, akaryakıt şeyde dolaysız vergi. Fakat her ne olursa olsun sosyal tufan kapıda. Yani hem dünyada hem bizde sosyal tufan kapıda. Fakat hükümet bunun farkında değil. Aklı başında insanlar, bilim adamları bunları uyarıyorlar. Gıda krizi kapıda, hayvancılık krizi kapıda, süt inekleri kesime gidiyor. Yani köylerde süt bulamaz olduk, koyun sürüleri kalmadı. Manda sütü zaten, manda kendileri yok, hiç kalmadı. Yani neresinden tutsak hükümet dökülüyor. Kur korumalı mevduat getirdiler. Kur korumalı mevduat milyarlarca TL ödüyorlar milletin kasasından, kesesinden. Kime? Efendime söyleyeyim, zengini daha zengin yapmak için, fakiri daha fakir yapmak için canla başla çalışıyorlar. Şimdi geçen bankada bir işim vardı, bayana bir şey sormak istedim. Bir dakika bir görüşmem var dedi, müsaade eder misin dedi. Orada bir telefon açtı birisine, işte ismini söyledi. Dedi ki, vade şeyinde dolarınız var dedi. Bunu dedi kur korumalı mevduata çevirmek istiyor musunuz dedi. Çevirelim dedi. Şöyle avantajı var, böyle avantajı var. Ben de dinliyorum. Onunla konuşması bittikten sonra bana şeyimi sordu, ne yapmak istediğimizi sordu. Çok manidar. Yani bütün bankalar şu arada arayıp dövizi olanları, şey olanları kur korumalı mevduata. Şimdi bunun faizini ne kadar süre devam ettirebilecekler? Yani uzatıp uzatıp duruyorlar. Şimdi gene herhalde yeni uzattılar.
zannedersem 2023'ün sonuna kadar mı, bu senenin sonuna kadar mı tekrar uzattılar kur korumalı mevduatı. Şimdi bunu sonlandıramıyorlardı. Sonlandırsa, çünkü ne yaptığını bilmiyor ki. Şimdi sonlandırsa kaç milyar orada para var yatan kur korumalı mevduatta, dövize giderse döviz acaba 50'de mi durur, 60'da mı durur, 70 mi olur, 100 mi olur kimse kestiremiyor. Şimdi sorunu çözmek yerine, şey bu yani, genel AKP'nin mantığı bu. Çözmek yerine onu algılarla, şeylerle ertelemek, unutturmak, gündem değiştirmek. Ama milletin yani çarşı pazara çıktığın zaman, köylere gittiğin zaman vatandaşın durumu işte iç açıcı değil. Yani traktörler işte yenileniyor. Traktör yenileniyor da adam buğday sattığı zaman veya mahsulünü sattığı zaman traktör alamıyor ki. Onun mazotunu alamıyor onunla. Tarlasını satarsa traktörünü yeniliyor. Başka bir şey yok. Bir traktör olmuş 2 milyon, 1,5 milyon. Nasıl olacak traktör? Yani yeni traktörü görünce o çiftçinin işte durumu çok iyi. Şu kadar traktör satıldı. E tamam da satılan traktör Alman'ın traktörü, Fransız'ın traktörü, bilmem neyin traktörü. E ne oldu bizim Erbakan Hoca'nın yanmış olduğu TİMOSAN, Türk Motor Sanayi, Erbakan Hoca'm Allah rahmet eylesin, %100 yerli motor yaptı daha 50 sene önce bundan. Nerede? Devam ettirildi mi? Bütün fabrikaları sattılar. Şeker fabrikaları satıldı. Yani böyle bir mantık, böyle bir anlayış dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Ya, Fransa'nın Danone'si yoğurt, yani yoğurt stratejik bir şeyi de yok, önemi de yok. Danone'nin yoğurdunu Çinliler satın alacak. Efendim Fransız hükümeti diyor ki sen buraya diyor bunu satamazsın. Satamazsın diyor. Biz de parayı veren düdüğü çalıyor. Kim gelirse alırsa alsın hiç önemli değil. Yani dünyada da böyle de Türkiye'miz için konuşacağım. Modern bir kölelik yaşatıyorlar bize. Modern köle. Kravatını tak. Vergini adam gibi ver. Efendim cezan varsa adam gibi öde. Yoksa şöyle yaparım seni deyip korkutarak, ürküterek millet soyuluyor, soğana çevriliyor. Şimdi 700 milyar dolar milli gelir var. 700 milyar dolar ülkenin dış borç, iç borç stoku var. E şimdi gelir gideri karşılayamaz zaman ne oluyor? İflas etmek mecburiyetinde kalıyorsun. Yani Türkiye adım adım iflas noktasına doğru gidiyor. Dış borçlarını döndüremeyecek zamanlar geliyor. Bunlar çok kısa, fazla değil. Yani o zaman çatırtı koptu mu? Ya bu ülkede yani bu enkazın altında herkes kalır. Müslümanı da kalır, layık olanı da kalır, ateisti de kalır, sağcısı da kalır, solcusu da kalır. Zararı ülke görür. Ülke görürse hepimiz görürüz. Yani bizi içimize takmışlar. Siyonizmin tabii taktikleri bunlar. Sağcı, solcu, dinci, layık, şudur, budur, bilmem ne bölüyor. Araya ortaya bir mesele atıyor. Herkes birbirini yiyor. Adam şimdi mesela AKP'li kardeşimiz diye ben sosyal medyada bir şey yazıyorum. Adam bana bir hücum ediyor ki İsrail'e o lafı söylemez. Ya İsrail'e ağzını açmıyor. Kendi yanındaki camideki saf arkadaşına, din kardeşine, yani onlara göre sözde tabii. Biz vatan hainiz onlara göre. Olmayacak lafları söylüyor. Hakaret aşamasını geçiyor. Anlamak mümkün değil. Ya kardeşim sen demokrasi taraftarı değil misin? E niye farklı bir şeye, fikre, fikrinle karşılık ver? Yok, söyleyecek bir şey yok ki. İflas etmiş artık, bitmiş. 20 sene önceki AKP ile şimdiki AKP'nin arasında %50 milyon fark var. Hiç alakası yok, uzaklaşmış tamamen. Tayyip Bey'in yanında niye kimse kalmadı? Yanlışlarını gördüğü için yani içi el vermiyor, ayrılmak mecburiyetinde kalıyor. Yaptığı tahribatı görüyor, yanında ayrılmak mecburiyetinde kalıyor. Yani kimler terk etmedi? Eski yol arkadaşlarından yanında kim kaldı? Yani tek adam rejimi, tek adam sistemi, efendim iki dudağın arasında orman yangını çıkmış, hazretleri talimat veriyor, gidin yangını söndürün. Bir şey satılacak, talimat veriyor. Geçen de ya çok garip bir şey, gazeteciye de talimat verdi. Yani talimat merkezi, herkese talimat veriyor. Yani nasıl yetiştiriyor, nasıl anlamak mümkün değil. Yani böyle bir anlayış, geçiş garantili köprüler, hastaneler, aman Allah,
Ayda, senede 5 tane uçak inecek bir ilimize, bilmem kaç 100 tane, 1000 tane uçak garantisi veriyorlar. Nasıl, hangi akıl, hangi fikir? Kimin parasını veriyorsun? Sen bu aklı nereden alıyorsun? Sadece havaalanı yapmış olmak için. Sadece evet hastane yapmış olmak için. Şu kadar hasta garantisi, bu kadar evin geçiş garantisi. İşte bilmem ne köprüsünde gurur duyduk. Yani duyduk da, yani köprü senin bütçenin altını uyuyor. Kara delikler var. Senin paran oraya gidiyor. Millet çöplükte, efendime söyleyeyim, ekmek arıyor, yiyecek arıyor, pazar artıklarını topluyor. Senin halkın bu şeydeyken, bu durumdayken, sen hangi mantıkla beşli çeteye, efendim beş müteahhit takımına, kendi yandaşına sen bu minareleri akıtıyorsun? Hiçbir açıklaması da yok. Yani tamamen gizli, kapalı, neymiş, devlet sırrı. Söylenmez. Sen geç köprüden, ver parayı, tamam. Yani bu nasıl bir şey? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama, böyle bir şey yok. Yani gençler efendim ülkeden kaçmak istiyor. Niye ki kaçmak istiyor? Yani açıklamaları görüyorsun Cumhurbaşkanım. Yani akıl mantık alacak bir şey değil. Neymiş, daha bir arabaya binmek için. Ya şimdi araba almak hayal oldu. Senin 20 senelik politikaların sonucu geldi bu halk bu noktaya. Ev almak zaten hepten hayal. Bir cep telefonu alacaksın. Efendime söyleyeyim, onu zenginlik şeyi olarak gösteriyor. Nişanesi olarak gösteriyor. E sen cep telefonsuz hayat dönmüyor ki. Hayat gelmiş artık oraya, teknolojiye dayanmış. Teknoloji geliyor. Sen küresel politikaların, küresel şirketlerin politikalarına hizmet ediyorsun. Adam teknolojisini getiriyor. 4G diyor, 4.5G diyor, 5G diyor. Ama teknolojisini getirirken kültürünü de getiriyor. Ondan sonra hamburger sırası bekleyen gençler, efendim mesela Starbucks'ta kahve içeceğiz diye bilmem kaç lira verecek olan sıra bekleyen gençler, böyle bir takım milli manevi değerlerden uzak bir gençlik yetişiyor. Enflasyon dediğimiz nesne ülkenin zaten en başta aile yapısını çökertiyor, gençliği çökertiyor, işsizliği getiriyor, arkasından fuhuşu getiriyor, fuhuş bu uyuşturucuyu getiriyor. E sen bir ülkeyi efendimize silahla, tanko topla işgal etmeye gavurun, düzmüşlerin şeyi yok ki, seni içeriden kendi elinde sana yaptırıyor. Sen de buna hizmet ediyorsun. E bizim sakallı Hüsnü amca da gidiyor, efendime söyleyeyim, ya Allah bismillah dedi kurdeleyi gezerken, bundan başka Müslüman yok deyip oy veriyor. Ne yaptığını bilmiyor ki. Ondan sonra dönüyor, vay şöyle oldu, vay şeker bu fiyata çıktı, yok pirinç böyle oldu. Nohut bile olmuş 50 lira kilosu. 50 liradan aşağı bakliyat yok. Geçen kuru yemişe gittim, dedim ya şu bademden biraz verir misin? 100-200 gram, 180 lira kilosu. Doldurdu biraz, yeter mi dedi. Dedim Amerikan bademi vermiyorsun dedi bana bilerek. Dedi Amerikan bademi dedi. Dedim almam, döktü. Almadım. Yani Amerikan bademinin, yani Amerikan fıstığının, efendime söyleyeyim, yani benim ülkemde ne işi var, benim çiftçim bunları yetiştiremiyor mu? Ama şimdi AKP'de bir mantık var, hemen bir şeyin fiyatı arttığı zaman gümrükleri sıfırladık, ithal kapılarını şeylerini açıyor. Niye? Kendi gemileri var, yük getirecekler. Nakliye yapacaklar, para kazanacaklar. Mantık anlayış bu. Ukrayna'dan Ayçiçek yağı gelecekmiş, efendim tören düzenliyoruz. Ya bu millet nereden nereye geldi? Biz 1000 yıllık bu ülkeye, dünyaya adaleti anlatmış, adaleti tabi etmiş bir milletiz. 1000 yıllık bizim tarihimiz, geçmişimiz, kültürümüz var. Ama bunlardaki zihniyet, biz Amerika'nın mandası altında yürüyelim. Biz kanunlarımızı yapamayız, onlar yapsın. Onlar da yapıyor, gönderiyor buraya, bunlar tercüme ediyor, burayı koyuyor. Ne kültürümüze uyuyor, ne insanımıza uyuyor, ne piyasamızın şartlarına uyuyor. Ver krediyi, taksit sayısını arttır. Efendime söyleyeyim, sabredin biraz geçecek. Düzelen hiçbir şey yok. Dolar işte rekorunu kırdı gene. Daha da kıracak. Yılbaşına kadar 25-30 lira bekleniyor. Onun 25-30 lira olması demek, bütün maliyetlerin girdilere, masrafları yazılması demek. Bu ne? Halkımıza işte sömürü olarak, zam olarak yansıyor. Ondan sonra vatandaş feryat ediyor. Yani kendi elinde yaptığı kendisine dönüyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor.
sizin diyor başınıza gelen musibetler sizin ellerinizle yaptıklarınız yüzünden. Ben bunları size vermiyorum, siz istiyorsunuz, siz istediğiniz için ben veriyorum. Allah şeyinde, adaletinde haksızlık yapmaz. Sen ne yaptığını bilmiyorsun, nereye oy verdiğini bilmiyorsun. Faize gidiyorsun, mühür basıyorsun. Seçimde faizi partiye mühür basıyorsun. Şimdi bu ne demek faize mühür basmak demek? Ben faizi kapitalist düzeni benimsiyorum demek. Faizi kapitalist düzen ne demek? Faizi kapitalist düzeni benimsemek demek, LGBT'yi kabul etmek demek. Eşcinselliği, evliliği, erkek erkeğe evliliği, kadın kadına evliliği Avrupa yapıyor. Ben de bunları kabul ediyorum, bana da bunlar gelsin demek. Sen bunu istiyorsun. Nereye oy verdiğini bilmiyorsun ki. Yani halkımız tabii, Allah razı olsun Erbakan hocamdan hep bu şeyleri, ilaçları hazırlar ama şimdi öyle diyordu. Biz milli görüşü olarak sizin hastalığınızı biliyoruz. Size biz bu ilacı hazırlıyoruz. Fakat tam bu ilacı vereceğiz. Hans bizden daha önce anlıyor. Gazeteler, para, medya elinde olduğu için sizi şaşırtıyor. Okus pokus yapıyor. Siz bu ilacı bizden alamıyorsunuz. Yani şimdi biz, efendim bir Allah göstermesin bir kanser hastası olsak, işte Anadolu'nun post bıyıklı bir kasketli amcasında da bizim ilacımız olsa, biz o ilacı ondan almaya gitsek, şifa arıyoruz, gitsek. Adama baktı ki tipine, yok kardeşim ya sen tipin, ben o ilacı senden almam. Bu deriz, ya ver şu ilacı bana iyileşeyim mi deriz. Yani biz bu reçeteleri Erbakan hocam hep hazırladı. Geldiler Erbakan hocam, iktidar ortağı o zaman Çiller'le. Dediler hocam biz zam istiyoruz. İşçiye memura, ne istiyorsun dedi Bayram Meral, Türk İş Başkanı. Hocam dedi %22 dedi en az dedi, 21 ver, grev yapacağız dedi. Ne diyorsun Bayram sen dedi, %50 dedi sana. O zaman da 5 işe de vardı. Bu 5 işe de bitmiyor. Zaman, insanlar değişiyor ama sistem aynı. Şimdi faizci düzende ne oluyor? Faiz, yani öyle bir mikrop ki gözle gözükmüyor ama tahribatı çok çok büyük. Yani enflasyon, faiz, dün başkan diyor ya faiz sebep enflasyon netice. Dünya faizi arttırıyor, efendim biz düşünüyoruz. Yani şartlarla alakalı bir şey. Erdoğan hocam geldiği zaman niye faizi sıfırlamadı? Ama faizi sıfırlayacak adımları attı. Önce bir altyapısını hazırladı, ondan sonra. Yani şimdi bir hasta gidiyor doktora, doktor ne diyor? Önce diyor şu ilacı kullanacaksın bir hafta. Ondan sonra diyor şuna başlayacaksın. Ondan sonra diyor şu tedaviye başlayacaksın. Bir süreci var. Şimdi bu faiz öyle bir şey ki Yahudinin, Yahudiden faiz alması Tevrat'a göre haram. Bak, Yahudi bunu tabi ediyor. Kendi batıl inancına göre bizim her yerimizi faiz sarmış. 50-60 milyon Türkiye'de kredi kartı var. Hepsi faiz demek. Adam 10 liralık, 15 liralık ekmek alıyor. Efendim kredi kartını uzatıyor. Yok. Bir paket sigara alacak kredi kartını uzatıyor. Araya bankalar giriyor. İşte Erbakan Hoca havuz sistemini kurarak bütün bankaları devre dışı bıraktı. Niye bankaların karı son 6 ayda ya da bir senede 5 kat arttı? Bankalar 5 kazanıyor. Bizim çiftçimiz 5 kazanıyor mu? Hayvancımız 5 katı kazanıyor mu? Ucu ucuna giriyor. Süte 20 kuruş destekleme vermiş. Aman Allah. 1 lira bilmem zam vermiş. Aman Allah. Komik şeyler. Bunlar sen öyle bir destek vermen lazım ki üretimle alakalı bir şey. Sen şartlarla işte Erbakan Hoca böyle der. Şartları oynayaraktan yani bir balya saman olmuş bilmem ne kadar bulamıyorsun. Hayvan saman ister, yem ister. Yem, efendime söyleyeyim, ithal. Şurada yem fabrikası var. Müdürünle geçen karşılaştık. Hayırdır? Ya işte 150 milyar bir havale yapacağız da bir yerden 5 milyon, 5 bin lira para gelecek. Onu bekliyorum, 15 bin lira öyle bir şey. Ne alıyorsunuz dedim müdür bey. Dedi her türlü yemi alıyoruz dedi. Nereden geliyor dedim. Amerika'dan geliyor dedi. Tekirdağ Limanı'na. Oradan tırlar dedi bize getiriyor. Ya dedim bu alınanlar hangi şirket? Monsanto. Arpa, soya, buğday, mısır, efendime söyleyeyim bir şey ne geliyorsa yemin içinde ne var? Peki dedim bunlar ya genetiği değiştirilmiş şeyler değil mi? Hepsinin genetiği değiştirilmiş dedi. Şimdi GDO'lu ürün ne demek? İnsanlarımızın sağlığının bozulması demek. Peki insanların sağlığını korumak anayasada teminat altına alınmış. Hani nerede? Kim yapacak?
dokunamaz, lafını bile edemez. Öyle bir yürek, öyle bir şey yok ki. Çünkü iktidara gelirken anlaşmalı geliyor. Yapılacak işler belli. Bahsetmeyecek konular belli. Sadece lafını edebilir, sadece edebiyatını yapabilir. Ey Hollanda der ama gereğini yapmaz. Bir gece ansızın gelebilir de gereğini yapmaz. Sadece algıyla gider. Yani gidiyor bize ama nereye kadar? Yani bu saklarsın saklarsın bir yere kadar sürdürürsün. Bir yerden sonra patlama noktasına gelir. Yani inşallah kutuplaşma zaten en başta içimizdeki en büyük hastalık. Kutuplaşma hastalığı. Bu şeyi giderecek olan tek parti de Saadet Partisi. Bu manevi değerler insanımıza aşılanmadan, öğretilmeden bu kardeşlik ortamı da sağlanmaz. Adam böyle bir saldırıyor ki yani balta elinde kesip gidiyor. Ya nereye gidiyorsun? Kimsin? Kime saldırıyorsun? Karşındaki düşünmüyor. Aklı örtülmüş artık. Dumura uğramış bey. Düşünce yok. Sadece benden değilsin, senin yok olman lazım. Mantık bu. Kutuplaşma. Yani iyi ki milli görüş var. Geçen bir arkadaş yazmış, işte siz diyor mini minnacık küçücük bir partisiniz. Tamam biz küçücük, mini minnacık bir partiyiz ama arabada da balans demiri küçücük bir demirdir ama demir o demir olmasa 5 gramlık demir 100 kilometreye 90 kilometreye geçemiyorsun. İşte milli görüş bu balans demiri. Dengeyi sağlıyor. Bak biz bütün partilerle görüşürüz. Hepsi bize gelir. Hepsinden irtibatımız, şeyimiz var. Kimseye düşmanlığımız yok. Bizim inancımız böyle. İnancımız gereği. Biz bunu kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Onların mantığına göre ne? Sen bizden değilsin, vatan aynısın. Biz vatan severiz. Bu vatanı biz koruyoruz. Nasıl koruyorsun? Fabrikaları satarak mı? Toprakları satarak mı? Nasıl? Bu Tayyip Bey bir ara belediye başkanı adayıydı. Ben de o zaman yönetimdeydim. Toplantılara gidiyoruz. Bir şey anlattı bize. Bir evrak gösterdi şöyle toplantıda. Fatih Sultan Mehmet arşivden çıkartmış onu. Fatih Sultan Mehmet işte İstanbul'u fethettikten sonra zindanları geziyor. Sen niye yatıyorsun? Sen niye yatıyorsun? Bir tanesine diyor ki sen niye yatıyorsun? Diyor ki ben kralın avanesiydim. Siz bu kafayla, bu mantıkla giderseniz surlara güveniyorlar o zaman. Çok kimse denemez, geçemez diye. Siz diyor bu kafayla giderseniz çok yakında İstanbul, Fatih burayı Müslümanlar alır diyor. Kral bana diyor kızdı, attı diyor, beni hapise diyor. Peki diyor o zaman tamam gel sen buraya bakın diyor. Bundan sonra diyor ne olacak onu söylesen diyor. O da diyor ki bundan sonra diyor sizin İstanbul elinizden savaşla değil tapuyla çıkacak diyor. Satılarak tane tane çıkacak diyor. Tayyip de bize bu belgeyi gösteriyor. Bak diyor bu Özal diyor. Satmaya başladı, özelleştirmeye başladı. Belge diyor bu diyor. Orijinal belge diyor, fotokopisi diyor. Siz bir şey bıraktınız mı satılmadık? Yani el aleme verip talkını, kendi yurttar salkımı. Misali, şimdi İstanbul'a gidiyoruz, devasa bir bina, bir bakıyorsun İngilizce bir yazı, bir bakıyorsun Almanca bir yazı. Türkçe bir şey kaldı, niye çıkıyor elimizden? Tapu olarak çıkıyor, satılık olarak çıkıyor. Trakya'da şimdi milyonlarca dönüm arazi topladılar. Kim topladı? Yani adam öyle bir kanun altyapısını öyle hazırlıyor ki ben birisinin küresel bir firmanın adına Trakya'da 1 milyon dönüm, 1 milyon metrekare arazi toplayabilirim. Ve bunu ben bir imzayla bilmem hangi şirkete devredebilirim bu araziyi. Ali ne oldu? Savaşla alınan topraklar parayla satılmazdı. Hokus pokus gitti topraklar. Yani böyle bir millilik, böyle bir yerlilik dünyanın neresinde var? Biz gidelim bakalım Amerika'da bir toprak satın almaya bakalım, Fransa'da bir toprak. Adam senin önüne neler koyuyor? Nasıl zorlaştırıyor? Nasıl imkansızlaştırıyor? Bizde ver parayı al. Yani Allah sorumuzu ayırsın. Bu tahribatlar saysak bitmez yani. Sabaha kadar saysak inanın bitmez. Başkanım, Silivri'de altılı masa çalışmaları ne durumda? Nasıl gidiyor Silivri'de? Gerçi beşli masa, bir parti eksik ama Silivri'de nasıl gidiyor çalışmalarınız? Neler yapıyorsunuz? Bir uyum var mı partiler arasında? Şimdi biz Milli Görüş Partisi'yiz. Saadet Partisi olarak biz bütün arkadaşlarla gerekli olduğu zamanlarda görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz, fikir alışverişinde buluyoruz. Etkinlikler olduğu zaman birbirimizi davet ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok, uyum olmaması için bir sebep yok. Peki biz neye farklı partileriz? Yani biz asgari müştereklerde
milletimizin, yaşadığımız beldenin, halkının menfaati olan bir şeyde niye birleşmeyelim, niye ittifak etmeyelim, niye desteklemeyelim birbirimizi? Biz kuru kuruya partizanlık yapmıyoruz ki. Yani bizim görüşmememiz için hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, hepimiz bu memleketin partileriyiz. Yani tartışırız, istişare ederiz, konuşuruz, bir mesele varsa ortak bir akılda, ortak bir şeyde gayet doğaldır mı? Buluşabiliriz. Yani bizim bir sorunumuz yok. Beşli masa, yani şu anda altılı masa geçiyor ismi. Bir uyum sorunumuz yok bizim yani her zaman için. Birbirimize davet olsun, gelip gitme olsun, fikir alışverişi olsun, telefonla görüşme olsun. Gayet iyi götürüyoruz bu işi diye düşünüyorum yani. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Başkanım, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ve Silivri Belediyesi'nin 3,5 senelik çalışmalarını kısaca bir değerlendirebilir misiniz? Siz nasıl görüyorsunuz Saadet Partisi olarak? Şimdi Silivri olarak halkımız, yani İstanbul'un 39 ilçesinde olmayan farklı bir zihniyeti, tek değişik bir partiyi getirdi. Yani MHP'yi tercih evreydi, öyle getirdi. Şimdi şöyle bir söz var, yani ön tekerlek nereden giderse arka teker de oradan gider. Yani şimdi belediyenin uygulamaları, çalışmaları aynı başımızdaki zihniyete bağlı. Yani farklı bir şeyle devam etmiyor. Yani şu anda Silivri'nin İstanbul'un Trakya'ya doğru giden son ilçesi. Şu anda Selimpaşa, Ortaköy, Kavaklı'da imarlar kapandı. Kapatıldı. Şu anda belediye hiçbir bilgi de vermiyor. İmar da vermiyor. Bu çalışmanın ne kadar süreceği de belli değil. Yani her ilçe olduğu gibi Silivri'de ranta açıldı yani. Arsa rantına açıldı. Yani orada da Allah sonumuzu ayırsın yani. Adam yani malı var, malına hükmedemiyor. Gidiyor. Geçen işte biz bir yazı istedik. Aşağı in, yukarı git. Oraya dilekçe yaz. Buraya git. Bilmem ne. Bana verdiği cevap, yani benden aldığı para 250 lira. Yani yazdığı yazı, şu parçayla ilgili bilgi istediniz. Tamam, bu parçayla bilgi istedik. Biliyoruz. Onu niye yazıyorsun? Kalabalık yapıyor orada bana. Yani algı yapıyor. Geçiştirmeye çalışıyor işi. Benim yarama merhem olacak bir şey yok ki. Yani bana kesin cevap vermiyor. Bu parsel şurada bulunmaktadır. Burada villa imarı vardı. Günaydın, tamam biliyoruz villa imarı var. Bu falanca kişiye aittir. Ya nasıl ya, bilmiyorduk be, falanca kişiye aitmiş arsa. Tamam, onu da öğrendik. Burada bir çalışma yapmaktayız. Tamam, ne çalışması yapıyorsun? Bilgi veremeyiz. Onu da biliyoruz. İnternette, bilgisayarda tıkladığın zaman parseli zaten gösteriyor sana her şeyi. Yazmış orayı bana, verdi. Ver 250 lira. Kardeşim dedi, burada bir şey yazmıyor ki yani, benim istediğime sen böyle. Sonra orada bir tane yanlış bir kağıt verdi bana, baktım aynı yazıları bir başka adı üstüne yazmış, sonra değiştirdim dedim, yanlış kağıt verdiniz bana. Aynı yazılar, klasik yani, onu olgunlaştırmış, hem beni 10 gün bekletti. Sen bunları bana fiilen de söyleyebilirsin, niye yazı olarak veriyorsun? Kardeşim ben sana böyle böyle bir yazı veririm. Yani milletin malına, zihniyet olarak söylüyorum. Zihniyet, milletin malına şu anda el koymuş vaziyette. Ben diyor bunun %40'ını alacağım. Yarısını alacağım diyor ben. Ya bizim inancımızda, kültürümüzde can dokunulmazdır. Nasıl bir insanı haksız yere öldüremezsin? Onun malına da haksız yere dokunamazsın. Yani senin malına el koyuyor, baştaki zihniyet, burayı da artık talimat veriyor herhalde. Efendime söyleyeyim, biz burada rant, işte rant, başka bir şey değil. Yani bakıyorsun, efendim park yazıyor, önceki planlarda bakıyorsun orada park kalkmış, herhalde tapuya dönecek ya da başka bir şeye dönecek. Kendine uygun, kendi menfaatlerine uygun, milletin malının üzerinden arsalar uyduruyorlar. Şimdi sen bu işi yaparken, mal sahibine hiçbir şey sormuyorsun, mal sahibine hiçbir bilgi vermiyorsun, bak haber de vermiyor. Yani bu işi yaparken, ben senin malında şöyle bir şey yapıyorum diye sana haber de ver, senden habersiz yapıyor bu işi. Yani ne kadar bak tehlike büyük. Kimin fikrini aldın? Hangi sivil toplum kuruluşunda görüştün? Neresine hangi imarı vereceksin? Kiminle tartıştın? Hangi arazi yüksek kata uygun? Hangi neresi bilmem efendim villa imarına uygun?
deprem şeyi nedir, arazi yapısı nedir, hangi ilim adamına sordun? Hiç böyle bir şey yok. Yani tek adam rejimi, ben bu işi yapacağım burada. Bitti. Böyle olacak mı? Bilgi veremem sana. Konuşma benimle. Git, dilekçe ver, yazı yaz, bilmem ne. Geçen biri geldi, orada belediyede bir işim var, karı koca, yaşlı. Yahu dedi, bilmem ne bey, oradaki arkadaşlar ismini biliyorum da söylemedi. Bizim dedi arsamızı dedi otopark yapmışlar dedi. Biz dedi bu arsayı kaç yıllık çalışmamızla dedi aldık dedi. Otopark yapmışlar dedi. Neresi dedi, ver dedi, bakayım bak şey. Size dedi tebrikat gelmiş olması lazım dedi. Bana dedi tebrikat gelmedi, gelmiş olsa ben o zaman gelir dedi itiraz ederdim. Yani demek ki bir el var sana haber vermiş gibi. Kendini yani suça aşağı düşünmemek için yani entikaların, dümenlerin, menfaatlerin aman Allah'ım yani Allah kimseyi o hale düşürmesin. Elimizi hiç düşürmesin. Sen milletin malınla nasıl oynarsın ya? Şurada parti binamız işte müteahhite verdik. Küçük hissedarlar var. Müteahhit hepsini satın aldı. 5 yıl uğraştı. Tam binayı yıktığımız gün biz binaya el koyduk. Burayı otopark yapacağız. Ya sen benim rızam olmadan benim malımın üzerinde sana kanun, efendime söyleyeyim, yasa o yetkiyi vermiş olabilir. Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? El koyuyorsun malı. 50 tane variz var, 50'sine karşı. Sen alamazsın orayı. Alamazsın kardeşim. Benim rızam yok. İznim yok. Ben alırım. Gücüm, kuvvetim var. Ezer geçerim işte. Kapitalist sistemin bunlar meyveleri. Ürünü. Sistem öyle olduğu için sonuç böyle oluyor. Yani biz sistemin alternatifiyiz. Böyle bir şey olur mu ya? Sen milletin malının üstünde kesiyorsun, biçiyorsun. Efendime söyleyeyim bir şey koyuyor üstüne. Mağdur oluyor millet. Bir bakıyorsun 3 milyonluk, 5 milyonluk malı gitmiş. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış nasıl olabilir? Ama işte bu zihniyetin ürünü. Benim diyor gücüm, kuvvetim var. Seni ezer geçerim, sana da sorma. İstersen hepsini de alırım. Böyle bir mantık olur mu? Ben seçim zamanı Kurfalı köyüne gittim. Muhtarla muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bütün dedi meraları kapattılar, hayvanları gezdiremiyoruz dedi. Muhtarlar Derneği'nde de toplantı yaptık dedi. Gittik dedi Sarıyer'de orman bilmem ne bölge şeyine. Biz dedi beni temsilci seçtiler. Ben dedi orman bölge müdürüne derdimi anlatıyorum dedi. Ben dedi anlatırken bir dakika muhtar. Sözümü dedi kesti dedi. Burada kendisi sağdır herhalde. Seymenköy muhtarı. Sözümü kesti dedi. Siz bu meraları kaç yıldır kullanıyorsunuz? İşte 70 yıldır, 80 yıldır. Bizim geriye dönük sizden bunları kira isteme hakkımız var. Bizi fazla zorlamayın. Bu kiraları sizden istersek hiçbiriniz ödeyemezsiniz. Bu bir zihniyetin ürünü. Sen öyle mi yaklaşman lazım? Neymiş meraların kirasını isteyecek mi geriye dönük kullandıkları için? Endeklerde adam sen hayvancılık diyorsun, süt diyorsun. Hayvanı otlatacak mera yok. Yani bizim işte Ortaköy'deki meralar efendim üniversite alanı. Şimdilik öyle yani sonra ne olur bilmiyoruz yani. Zıp 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 patlayıp su nerede, inek içti, inek nerede, dağ kaçtı, dağ nerede yandı bitti kül oldu bir hikayesi var ya onun gibi. Yani oradan oraya oradan oraya okus pokus gidiyor. Yani okus pokus da zaten AKP'nin şeyine yok yani şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük okus pokusçuları. Üzerlerinde yok algıda. Böyle bir şey nasıl olur ya? Sen milletin malının üzerinde gel, efendim istediğin gibi oyna. Ya öyle şeyler yapıyorlar ki, bir de oraya askıya çıkarıyor, bir ay, kimsenin haberi yok. Vatandaş sonra bir şekilde bir öğreniyor, bakıyor, askıya çıktı gelseydin. Ya kardeşim sen bana haber versene, benim emlak borcum olduğu zaman tebligatı gönderiyorsun bana, 15 gün içinde öde diye. Niye şimdi bulmuyorsun beni? Niye? Çünkü tepki gelecek. İtiraz gelecek. Hep rant. Şimdi bir arkadaş arıyorum şeyde Türk Opası köyünde. Güzelce'nin üstünde orada. Ya 70 senedir dedi ben yani kendi 75 yaşında 70 senedir dedi imar sorunu var. 70 senedir. Nasıl bir şey? 70 senedir çözülemiyor. Ya bir şeyin imar planı yaparsın bir bölge tartışırsın, değerlendirirsin, konuşursun, fikrini alırsın.
belirli bir zaman sonra imara açarsın, ihtiyaç varsa. Ya bize alabildiğine her yer imara açılıyor. Yani yarın öbür gün yiyecek ekmek bulamayacağız. Çünkü buğdayımız zaten kendi ayağımızın üstünde yetmiyor, kendi buğdayımız, üretimimiz kendi ihtiyaçlarımıza yetmiyor. İthal. Bunlar da döviz. Ondan sonra cari açık. Sonra kur geldi bilmem nereye. Kendi biz başımıza kendimiz bu işi belaları getiriyoruz. Yani halkımız şuurlu bir şekilde oy vermesi lazım. Seçmesi lazım. Ya ben öyle yerlere gidiyorum. Beni el üstünde tutuyor. Tamam, iyi güzel bir şey, misafirperversin. Benden gözüküyor. Eleştiriyor karşı tarafı. İktidar partisi gidiyor. Onu da el üstünde tutuyor. Ya kardeşim, sen bu adamla şikayetçi değil misin? Sen buna tepkini dile getirsene. Ama şimdi ne yapıyor? Öyle bir algı yapıyor ki. Aman ha, konuşmayın. Bak soruşturma başlatırlar ha. He bak, alırlar seni bir gece. Yani böyle bir ucube sistem. Yani artık son şeye geldi. Artık bu işin sürdürülebilirliği kalmadı. Onlar da görüyorlar. Onlar da biliyorlar ama işte nasıl ereriz 2023'e, nasıl bir şeyler daha yaparız, seçimlere nasıl gideriz, yani seçim olur olmazsa onda da tereddütüm var. Olursa da işte nasıl yaparız, oyları mı çalarız, başka bir hile mi yaparız, yani bunların peşinde. Yani bırakıp gitmeye hiç gönülleri razı değil. Alıştılar, mayıştılar, ran güzel, o efendim özellikle çıkar güzel, rüşvetler çarp. Güzel, yani yerleşti. Olur mu canım? Yani şimdi halk geliyor, vatandaş efendim faizci partiye oy veriyor. Faiz dönüp dolaşıp seni yakıyor. Şimdi hükümet bazen açıklama yapıyor. Esnafa sıfır faizli kredi vereceğiz. Hurra! Ucum, sıra, kuyruk, yoğunluk. Acayip, alabildiğine. Niye? Ya faizsiz para veriyor. Niye gitmesin adam? Ya burada faizsiz parti var, sen niye gelmiyorsun faizsiz partiye, faizsiz kredi alasın? Sen üretim yap, ben sana faizsiz kredi vereyim. Ama üretim yap. Bu nereye veriyor şeyi? Sosyal konut. Nerede evler? Evler nerede? Topladığın paralar nerede? Hangi işlerde kullanacaksın? Kaç sene sonra bitecek? Bana ev kaç paraya mal olacak? Hiçbir şey belli değil. Hurra! Hani celladına aşık gibi. Sistem 2 milyon başvuru, 3 milyon başvuru, 5 milyon başvuru, 50 milyon başvuru. Herkes eve susamış. Şimdi millet, yani zengin olmak herkesin arzusu. Şimdi bizim milletimiz öyle bir alıştırdılar ki, rantla zengin oluyor, rantla. Bir dönüm asa al 1 milyona, bir sene önce, bir sene sonrasa 5 milyona. O ne güzel. Bir ev al, efendime söyleyeyim, 500 bin liraya, 2 sene sonra, bir sene sonrasa 5 milyona. O ne güzel. Millet bundan yazılıyor. Yani zengin olma şeyine, sen üretime destek, esnafa destek, efendime söyleyeyim, mal üretene ihracat, bunları sen bu şeyleri, imkanları tanımıyorsun ki. Sadece sana ben kredi vereyim. Yer yok, kredi oldu. Her taraf kredi. Her taraf taksit. Nasıl ödenecek bunlar? Bir gün işte ilk AKP'yi iktidara getirdiler. Sıcak parayı verdiler bize. Lüks arabalara binin, lüks telefonlar kullanın. Eğlenin, gezin, tozun, tatillere çıkın, şimdi o parayı geri çağırıyor. Hadi bakalım ödeyelim. Satacak bir şeyimiz de kalmadı. Nasıl ödeyeceğiz? Sana öyle bir teminatlı, öyle bir şeyle adamın borcu veriyor ki, vallahi seni bir saniyede, bir dakikada sana öyle bir kriz çıkartır, felanı şaşırırız. Ertesi gün aç kalırsın. Ekmek kuyruğuna girersin, o da ekmek bulabilirsen. Bu işleri siyonizm. Erbakan Hoca öyle derdi. Öyle bir insan kullanır ki ıslık çala çala kendine hizmet ettirir. Sen hiç farkına bile varmazsın. Bunlar da ıslık çala çala hizmet ediyorlar. Islık çala çala. Şimdi desen ki Siyonizm, en büyük düşmanları Siyonizm. Stratejik ortağını sorsan Amerika. Başka? İsrail. Bunlar stratejik ortak. Sen bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. Onların kültürü belli. Demokrasi götüreceğiz diyor, milyonlarca insan öldürüyor. Maalesef bunlar da işte onların hizmetinde. Onlar oradan bir talimat verdi mi, burada anında uygulamaya giriyor. Yani biz kendi ayaklarımız üzerinde niye duramıyoruz? Bizi niye kendi kendimize bırakmıyor? Niye birbirimize konuşamıyoruz? Niye bu ülkenin sanayisini, motor şeyini, silah sanayi, neden kendimiz yapamıyoruz? Bırakmıyor seni abi. İşte böyle
uşak zihniyetler. Onları önce yetiştiriyor zaten, ondan sonra sahneye koyuyor. Milletlere diyor ki, bak diyor, ben adamlarımı hazırladım. Sen de gel diyor, şurada diyor, bir mühür vur diyor, bu iş diyor tamamlansın. Hurra, kuyruk. Sandıkta kuyruk. Nereye oy vereceksin? Siyonizme herkes, gönüllü. İşte ıslık çala çala. Cami cemaati bile en başta. Nereye vereceğiz ya? Bundan iyi adam mı var? Baksana sen. PKK mı gelsin? CHP mi gelsin? Tamam HDP, efendime söyleyeyim, hani masanın altında bizde PKK vardı, HDP vardı. Üçüncü ittifakı kurdular. Ne oldu şimdi senin attığın iftiraların, günahların hesabını sen öbür dünyada verebilir misin? Vermen mümkün değil, veremezsin. İftira atmak çok büyük günahtır. Kul hakkını gerektirir, kul hakkıdır. Helalleşmen lazım iftira attığın kişiyle. Nerede bunlarda bu fikir, bu düşünce konuşurken? Bir fikirleri yok ki. Sadece saldırmak. Konuşmayın. Onlarla berabersiniz. Şöyle yaptınız, bu oldu, şöyle oldu. Yani A1'e kuruldu işte kafa. Orada TGRT'ye kuruldu. O da açıyor. İşte orada aküyü dolduruyor. Ondan sonra gelip saldırıyor. Ne konuştuğunu da bilmiyor. Yani konuştuğunun ne manaya geldiğini de bilmiyor. Allah akıl fikir şuur versin. Yani sonuç kötü. Şimdi dediğim gibi ön teker nereden gider? Arkada oradan gider. Yani bunlar farklı bir şey beklemek, şey yapmak mümkün değil. Şimdi bunlar işte oraya yol yapıyoruz. Burayı, ya bunlar senin vazifen olan şeyler. Zaten yapman lazım. Doğal şeyler bunlar. Yani bunlar işte bunlar algı. Yani millete algı. Ya sen onun arkasında ne şeyler çeviriyorsun? İşleri şeffaf mı? Falanca kişinin bilmem nesini düzenlemesini yaparken ne kadar aldın? Aldın mı? Bunlar hep karanlık sorular. Yani al birini vur ötekine. Milletimiz zihniyet değişikliği yapması lazım. Parti değişikliği bir şey getirmiyor. Milli görüşü de getirse aynı sistemde aynı hatalar, aynı yolsuzluklar bizde de olur. Çünkü bunu sistem getiriyor. Avrupa'da adam öyle bir sistem kurmuş. Yani sen mümkün değil. Japonya'da adam 3. köprünün halatı koptu, mühendis intihar etti. Bizde bir daire üstüne şey yapıyorlar. Yani AKP'li vekil boşanma yapacak, $1 milyon bilmem ne veriyor. Ya sen bu paraları nereden, neye göre kazanıyorsun? Bir de doların, $100 vermek için 2 milyar para ver, 2 bin lira para vermek lazım. $100 için. Sen bu $1 milyon nerede buldun? Bu $1 milyonla sen milletvekili olmadan önce var mıydı? Vatandaş bunu sormuyor. Oh milletvekilimiz gelmiş. Ya. Çaylar bizden, haydi yallah, oylar gitti. Ondan sonra bekle 5 sene de senin derdine çare olacak. Yani algı, tiyatro. Uyun. Siyonizm kuruyor, bunlar mı oynuyor? Yutan da yutuyor. Kardeşim biz yutmuyoruz milli görüş olarak. Çünkü perdenin arkasını görüyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim, Allah razı olsun. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi ifade ettik. Tekrar bekleriz inşallah devamını.